kıymetli Son Samuray izleyenleri, yeni bir programla tekrar birlikteyiz. Her programımız özel ve her programımızda da özel konuklar var. Bugünkü konuğumuz da Türk mücadele sporlarının kung fu branşının efsane bir ismi, yaşayan bir efsanesiyle birlikte olacağız. Bu efsane ismi yakinen tanımaya çalışacağız ve sizlere tanıttırmaya çalışacağız. Bugünkü konuğum Enver Beygol Hocam. Öncelikle hocama bir hoş geldin demek istiyorum programımıza. Değerli hocam, hoş geldin. Hoş bulduk Ayhan'cığım. Kolay gelsin. Eyvallah. Kıymetli izleyenler, öncelikli olarak bir açıklama yapmak istiyorum. O da şudur. Biz programımızda Türkiye'de Türk mücadele sporlarının atası sayılan, belki amiyane tabirle babası sayılan isimlere ahde vefa göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu isimleri yeni jenerasyonun tanıması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz atasözünü burada altını tekrar çizip yeni jenerasyona bunu hatırlatmak istiyoruz ki bugünkü konuğumuz Türkiye'de bugün Wushu adı ile yapılan, geçmişte de Kung Fu olarak bilinen siyah elbiselilerin tarihsel mücadelesinde çok önemli yeri ve görevi olan bir isim. O da Enver Beygol hocamız olacak. Enver hocamı ben yakinen çok iyi tanıyorum. Çok sempatik, aklına geleni anında söyleyebilen, asla hiçbir şeyden çekinmeyen bir kişilik. Dolayısıyla bugünkü programın da çok keyifli olacağına inanıyorum. Evet, değerli hocam, öncelikle kısaca kendini izleyicilerimize tanıtır mısın? Nerede doğdun, bu zamana kadar neler yaptın? Sonra spor konusuna ve tarihine gireceğiz. Tamam. 1950 İstanbul doğumluyum. 65'te spor başlangıcım, 65 tarihtir. Uzak Doğu sporlarının çok yoğun olmadığı bir zamanlarda bir sistem olarak Kung Fu'ya başlamış bulunmaktayım. 9 yıl eğitim aldıktan sonra, master'ı da tamamladıktan sonra hizmet için güzel planlar yapıp böyle bir güzel branşın Türk halkına ve Türk spor severlerine çok yakışacağını düşünerek yola çıktım. Hedefte çoğalmak, yayılmacılık ruhuyla Türkiye genelinde şimdiye kadar 417 tane okul açtırmış bulunmaktayım. Dönemin zorluklarını da göz önüne alarak bu kulüplerin, okulların, spor okul ve kulüplerinin çoğu yasal, ruhsatlı, aralarında sayısı azılmayacak kadar korsan kulüp de vardı. Fakat korsan kulüplerle, yasal kulüpler vasıtasıyla da yayılmacılık ruhunu Türkiye'de geliştirmiş olduk. Böyle bir durumu yaratmamış olsaydık, Kung Fu ismi sadece ve sadece Kasımpaşa'da kapalı kalacaktı. Yayılmacılık ruhuna hizmet etmemiş olacaktık. Aşağı yukarı. Hocam, şimdi o günleri ben sana birkaç soru sorarak şöyle açalım. Öncelikle kamuoyunda çok merak edilen bir soru var. Ben onu sormak istiyorum sana. Aslında seninle ilgili çok fazla soru var ve çok da fazla efsane var. Senin hakkında o kadar çok efsaneler dolaşıyor ki onları tek tek soracağım hocam. Bugün kaçış yok. Bütün hepsine cevap vereceksin. Sen de cevap verirsin zaten, inanıyorum. Öncelikle hocam, sen hangi branşta spora başladın ve hocan kim? Alexander Fu Sheng. New York'ta Dünya Kahramanlar Akademisi'nde çalıştım. Alexander Fu Sheng sayesinde yeterli bilgilere sahip olarak üç ayrı branş, birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, her bölüm 20'şer adetten mütefekkildir. 36 Tao diye... Türkiye'de mi aldın, yurt dışında mı? Amerika'da, New York'ta. Çünkü bizim soyum sopum, ailem, annem babam hariç tüm tanıdık akrabalarımız hepsi Amerika ve Kanada'da yaşamaktadırlar. Peki. Kaç yılında Türkiye'ye geldin hocam? Ben 1970
2'de geldim Türkiye'ye. 72'de geldin ama 1965'te de bu sistemlere başladın Amerika'da. Evet. Peki hocam. Şimdi hocam, Kung Fu deyince, Kung Fu tarihi deyince Türkiye'de belirli başlı birkaç isim var. Şimdi öncelikli olarak onları bir kere buradan yad edelim. Birincisi sizsiniz, Enver Bey Gova. Aziz Köp hocamız. Aziz Köp çalışkan ve iyi bir ustadır. Evet, Yılmaz Aydın hocamız. Evet. Şöyle hocam, Yılmaz Aydın hocamız, ondan sonra Ali Rıza Koloğlu hocamız, evet. Cevat Alp hocamız. Evet. O dönem Şahin kardeşler, Mehmet Şahin ve Mustafa Şahin kardeşler. Daha sonraki jenerasyon mu yoksa sizin de Can Yılmaz hocamız. Yani bu belirli başlı isimler Türkiye'de ilk siyah elbiseyi giyen, Kung Fu'yu Türkiye'ye tanıtan ve spor salonlarında bu sistemin çalışılmasına başlayan isimler. Şimdi, evet. Şimdi bu isimler o dönem içerisinde bir kere Kung Fu sporu diğer o dönem resmi olan karate ve tekvandonun yanında resmiyeti olmayan 1982'de resmiyete kavuştu. Evet, resmiyeti olmayan ve o maalesef o branşlar tarafından da resmi sistemler tarafından dışlanan bir spor branşı. Ya, fakat ne dışlandı? Karate, judo, tekvandonun bizi görmezden gelip siyah elbisenin kendilerine uğursuzluk getireceğini sanan bir azınlık bir cümlesidir. Onların bize hiçbir katkısı yok. Bizim onlara faydamız var. Evet. Onların bizden öğreneceği çok şey var. Ama bizim onlardan öğreneceğimiz hiçbir şey yok. Peki siz ve bu diğer hocalar buna rağmen kendi bağımsız spor salonlarınızı açtınız. Belki de o dönemin şartlarına göre o spor salonları da resmi değildi. Yani mecburiyetten dolayı ve müthiş bir anda Kung Fu'nun tabii o dönem işte resmi kulüplerde baş gösterdim. Sırasıyla size şöyle sayabilirim. Kasımpaşa evet. Gençlik Spor Kulübü, Beşiktaş Gençlik Spor Kulübü, Fatih Gençlik Spor Kulübü, Altınay Spor Gençlik ve Spor Kulübü, Kartal'da okulaştık Gençlik Spor Kulübü, Kasımpaşa'dan Kartal'a gittik geldik. Bilir misin sen Kasımpaşa'dan Kartal'a gitmek gelmek orada 1,5 saatlik ders yaptığın zaman günün 10 saatin ölüyor. O dönemki şartlara göre evet. Çıkarsın. Gece saat 12 bizde Kasımpaşa'ya geri dönersin. Bu şekilde. Kamikaze Spor Merkezi, Altınok Spor Merkezi, Şehremiz Spor Merkezi, Esenler Spor Kulübü. Böyle ilmek dokuyarak bu sporu Türkiye'de İstanbul merkezi olarak Türkiye'de yaygınlaştıran en önemli isimlerden bir tanesiniz. Evet, Fatih Budokan Spor Kulübü, Kasımpaşa Otluk Budokan Spor Salonu, 20'den fazla spor salonunda ve spor tesislerinde hizmet yaptım. Yayılmacılık ruhu kendi salonum olmasına rağmen hem kendi salonumda ders veriyorum hem başka yerde seans veriyorum. Aynı zamanda 10 yılda şeyde çalıştım, o olimpik spor tesislerinde 10 yıl içerisinde bir gün izin yapmadım, tek bir gün izin yapmadım. Bir de hocam o dönemki seanslar böyle 40 kişi 50 kişi değil mi? Belki peş peşe bir seans yapıyorsunuz. 125, 136, 93. Hiç ben hayatım boyunca çocukluğumdan beri hiçbir kere olsun 15-25 kişi derse girmem. O beni kahreder. Salon tıka basa dolmalı. En arkadaki 90. adamın en önde ayağımın nasıl yere bastığını görmezsem ben şey olurum. Kendimde utanç duyarım. Görmeliyim onun yumruğunu ve ayağı yere nasıl bastığını. Emin olmalıyım salon bastığından. Peki hocam bir şey soracağım sana. Sen o dönemki rekabeti çok farklı bir alana taşıdın. Savaş olur. Benimki tamamen bir savaştır. Öyle şey olmaz. Öyle at tekmeyi ver yumru ben anlamam öyle şey. Savaşı kazanacaksın. Kazanan daima ayakta duracak. Öyle bir şey yok. Şaka yapmıyoruz burada. Ben şunu sormak istiyorum. O dönem hala hafızalarımızdan silinmez ve Türk Kung Fu tarihinin bu belki de tarihine unutulmayacak şekilde geçmiş bir olay. Sen hocam o dönemki yayınlanan spor dergilerine şu başlıklarla ilanlar verdin. Mesela ben bu ilanı senin müsaadenle bu programın kapağında da kullanacağım. Küçük dünyanın büyük ustası Enver Beygova.
Mesela dünya benim halen baba büyük. Efendim? Küçük dünyanın büyük ustası. Dünya küçük, Enver Bey baba büyük. Büyük. Bir, iki. İki. İşte o dönemin para raiciyle. Yen 10 milyon yolunu bul. Çırağı yen 5 milyon yolunu bul. Evet. Önce çırağımı yeneceksin. Yenene işte 5 milyon. Beni yenersen, yenebiliyorsan 10 milyon. Eyvallah. Evet. Yaptığım icraatlarda hiçbir zaman 3 kişi bir yerde olmadım. Daima bir iş yapacaksam yanıma sadece bir adam alırım. O da kapıyı açıp kapısını ver de dışarıdan içeri kimse girmesin, içeriden dışarı kimse çıkmasın diye yaparım onu da. Çünkü benim içeride işim var. Kim varmış yerde? Kaç talep ama beni ilgilendirmez. Özellikle şeyi kollardım. Seyircisi bol, talebesi bol. Eli ayağı düzgün ustalarla ilgilenirdim. Karate, tekvando, kung fu, judo. Hiçbir şey beni durduramaz. Benden izin aldılar da mı yapıyorlar onları? Kimden izin almış? Ankara'dan izin almışlar. Ankara'da ne oluyor? Buna izin veriyor. Benden daha iyi mi? O dönemde, gençliğimde judo, karate, tekvando, her ne branş olursa olsun bütün güreş salonlarını, bütün boks salonlarını dolaşırdım. Hep beni ayağının altına ezecek bir adam arardım gençliğimde. Meydan okurdun yani. Ben krala bile meydan okurum. Çünkü benim kafam bir lastiğin altında kalmadıkça ben krala bile meydan okurum. Peki bu salon basmalar falan oluyor muydu hocam o dönemde? Benim yıldız avına çıktığım günde, isim avına çıktığım zamandı. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun ben avlarım. Ben daima kafamda bir tek şey var. Yenerim. Bundan başka hiçbir şey yoktu kafamda. Kim olursa, adı ne olursa, aklına hangi ad gelirse gelsin, hepsini ziyaret etmişimdir, hepsini de dersine vermişimdir. Kim çünkü mesela hocam? Benim branşım hem spora son derece uygun, olimpiklere de uygun, insanlara da uygun ama sokak kanunlarına da uygun. Benimle çalışan bir talebe yeryüzünde Allah'ın izniyle çoğu branşlarda hiç kimseye yenilgi yüzü göremezler. Çünkü ben onları öyle bir hazırlıyorum ki çok iyi bir sporcu olmaları için hazırlıyorum. Terbiye, benim talebelerim arasında ulan kelimesiyle eşşi olaşık kelimesini kimse bulamaz. Sigaranın kokusunu aldığım tek talebeyi derhal kovarım dışarıya. Talebelerimde aradığım özellikler ya okuyacaklar ya da çalışacaklar veya çalışıp okuyacaklar. Ben çalışmıyorum, babam annem ödeyecek aydımı dediği zaman o çocuğu ben almam içeriye. Onunla ders çalışamam. Sonra nereden başlayayım? Hangi çocuğum hangi müsabakada ne şekilde rezil olmuş ki? Çağırıyorum onu buraya. Gel buraya oğlum. Ne istiyorsun? Bunu istiyorum. Al sana 10 tane usta. Adresleri bu, telefonları bu, okulları da bu. Bunlarla git çarpış. Eğer işlerinden bir tanesine yenilirse gel buraya. Bu okulu sana anahtarla vermezsem şu dünyanın gelmiş geçmiş en namedi ben olayım. Bu vaatlerle çocuklarımı istedikleri yerlere getirdim. Benim çocuğum benim karşımda dakikada 75-80 tane tekme atmıyorsa ben o tabiriyle ne çalışayım? Evet. 80 talebe 80 tekme atmayan bir talebe bir dakikada ben ne yapayım onunla? 80 tane tekmeyi vuracak. Nasıl vuracaksa vuracak ama vuracak. Bana çalışkan, dürüst, içkisi, sigarası, vesairesi olmayan, okuyan ve çalışan elemanlar lazım. Çünkü geleceğe doğru gidiyoruz. Ve o dönemde çok büyük bir potansiyel vardı değil mi hocam? Benim yani daima son kapattığım okulun talebe sayısı 935. Bu dünya rekoru. Ben ayda 1500-1600 takım elbise satan dünyadaki yegane ustalardan bir tanesiyim. Hangi salondu? Elbise satamaz ayda. Hangi salondu? Efendim? Hangi salondu en son kapattığınız salon? Kendi okulumda satıyorum. Şehremindeki mi? Şehremin'de zaten ayda 190-225 kayıt. 150'nin altına kayıt düştüğü zaman kendimden kuşku duyar hemen reklamlara çıkardım. Hocam o Şehremin'deki salonla ilgili bir hatıramı anlatayım sizinle aramızda geçen. Buyur. Siz belki hatırlamazsınız. Yani değerli izleyenler. Hatırlamamak hata olur. Değerli izleyenler yani Enver hocamızın o dönem o kadar bir kendine büyük bir özgüveni var ki yani belki o dönem Enver Hoca ile konuşsanız diyecek ki size İstanbul'da ne kadar kumpucu varsa hepsi benim öğrencim. Şimdi ben de o dönem Topkapı Şahin Spor Merkezi'nde sene
84-85'lerden bahsediyorum. Antrenmandan çıkmışım, Şehremin'de oturuyorum, eve gidiyorum. Duyuyoruz, ilkokulun İbrahim Göğüs'e ilkokulunun karşısında bir tane Shaolin Kung Fu okulu var. Tıka basa dolu. Merakımdan, tabii biraz da korkuyla gittim, dedim ki salonu bir ziyaret edeyim. Yani kim var burada, ne oluyor? Dışarıdan içeriye girerken zaten tüyleriniz ürperiyor. Çünkü aşağıdan korkunç sesler geliyor. Yani korkunç seslerden kastım çalışma sesi. Ay tuyt, bağıranlar, düşenler. İçeriye merdivenlerden aşağı iniliyordu hocam. Salonun içerisi tıka basa dolu, nefes alacak yer yok. Yani nefes almakta zorlanıyorsunuz. Enver Hoca da salonun içerisine tateminin duvarın kenarına masasını koymuş. Yazıhanesi orada, ayrı bir yazıhanesi yok. Ben de merdivenlerden aşağı iniyorum. Şöyle Enver Hocam döndü bana bir baktı. Tabii hatırlayamadı, o kadar binlerce talebe var. Beni eski öğrencilerinden birisi zannetti. Şöyle baktı, neredesin sen dedi. Askerde miydin, nerededin, kaç aydan beri gelmiyorsun. Çabuk dedi, kıyafetlerini giy, derse gir. Ya hocam karıştırmış olmayasanız ben. Yok çabuk dedi, çabuk gir. Korkudan ne yapacağımı bilemiyorum. Ulan diyorum, acaba derse mi girsem? Şimdi derse girsem armağan farklı, bu sefer hoca bana kızacak. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Öyle bir kapasite var ki içeride, o kadar çok öğrenci var ki, hocamın dediği gibi günlük, haftalık kaç kaydınız oluyordu hocam orada? Ben aylık kaydım 160 ile 230 arasında. 190 kariyerimdir. Yani 190 kayıt aylık kariyerimdir. 150, her akşam kaç seans yapılıyor? Hocam günde 3 tane seansım var. Gündüz hariç. Akşam 6'da başlıyor, gece 10.30'da bitiyordu seansları. Değerli izleyenler, düşünebiliyor 7, musunuz? 9-10.30. Her gün 3. Ve bu öğrenciler birkaç sene sonra yetişiyor, siyah kemer alıyor, gidiyor, onlar da salon açıyor. Ya açtırıyoruz. Gel diyorum, nerelisin? Mardinli. Hangi kuşaktasın? Kahverengi. Git Mardin'e okul aç. Bu listeye bak. Bu listeyi ezberledin mi? Git Mardin'de, köyünde, kasabında okul aç. 8 tane talebe al karşısına. Onlara şınav, 2 tekme, 1 yumruk, esneme ve ısınma hareketlerini göster. Her 3 ayda bir, 4 ayda bir gel bana. Ben seni ders yükleyeceğim. Benden al, orada sat. Benden al, orada sat modeli işlemişim. Herkese böyle yapmışım. Üretmiyoruz öyle siyah kemer birinci ne diyorlarına, kuyu, ikinci kuyu. Bizim işimizde şaka olmaz. Adamdan emin olmasam, kendisinden emin olmasam ben kimseye görev vermem kolay kolay. Ben de onu soracaktım. Yani sporcudan okul hediye etmişliğim vardır. Allah hepsine helal hoş olsun. Alımın teriyle kazandım, alımın teriyle helal etti onlara evle. Ne çocuklar tanıştı salonlarımda, yuva kurdular, evlendiler, okul açtılar, yoldana devam etmektedirler. 38 tane hibe okulum var. Hepsi de hanımın akşutu gibi helal olsun. 764 tane siyah kemerli talebeyle yola çıkmışım. 764 tane siyah kemerli talebe. Bunlar bu. 800'e yakın kahverengi kuşak. Kahverengiler cumartesi gelecekler, ama nereden gelecekler? İstanbul'dan değil. İstanbul'dan, Edirne'den, Kars'tan gelecekler. Cumartesi, pazar bende çalışacaklar. Siyahlar da sadece pazar günleri çalışmak, ücretsiz de sabah 11'den gece saat 10'a kadar. Gelen giden 6 derse girdiğim günler var. 9 saat ders yaptığım, çok uzun yıllar 9 saat ders yaptığım günler var. Tek amacım çok güzel bir siyah yetiştirip meydana getirip devletin yasal organlarına uyan. O zaman tabii biliyorsun hiçbir şey yok. Rahmetli oldu gitti işte Cihat Üskan diye bir adamın teki, her şeyimizde oynadı. 13 defa okuluma mühürleme geldi. Neden mühürleme geliyor hocam? Neden mühürlüyorlar? Neden salonunuzu mühürlüyorlar? Şu var, ben potansiyeli yüksek bir adamım. Taraftarım çok, talebem çok, seyircim çok. Nereye gitsem rağbet görüyorum. Sayılan, sevilen bir adamım. Ben de insanları çok seviyorum. Bana söyledikleri mesaj şu. Nereden buldun bu siyah elbise modelini? Siyah giyip de şeytanlara benzeyeceğine. Neden beyaz elbise giyip de melekler gibi olmuyorsun diyen yüzlerce adamla uğraşmışım. Nelerle uğraşmışım? Kimi, hangisiyle uğraşayım? Hakkı Koçer'le mi uğraşayım? Namık Ekin'le mi uğraşayım?
rahmetli Ferhat Öztürk'le mi uğraşayım? Ölenlerle mi uğraşayım? Dirilerle mi uğraşayım? Ama ben hepsininle uğraştım. Ha, rahmetli Ferhat Öztürk'ün ne salonlarıyla uğraşmışım. Herkesle uğraşırım ben. O dönemde ben herkesle uğraşırım. Merakımdan dolayı uğraşıyorum. Bu adam tekvandoda ikinci kademe beşinci dan antrenör. Nerede okulaşmış falan yerde. Bana sormadan nasıl açmış? Onu merak ettiğim için araştırırdım. Sana niye soracaklar hocam? Nasıl? Çünkü güçlü benim. O zaman benim sözüm geçer. İnsanlar salonların kapısına bir iki tane harekete koymadan derse girmezlerdi. Kimlerle uğraşıyoruz? Adam ya, hangi branştan mezun olursa olsun Ankara eline koca diploma bile verse beni ilgilendirmez. Beni geçmesi lazım. Beni küçük düşürmesi lazım. Peki ama hocam şimdi sen Shaolin Kung Fu sisteminde ustasın. O adam Kyokushin'de veya Shotokan Karate'de veya Tekvando'da. Sana niye sorsun ki? Soracak bana. Güçlü olan benim. Çünkü o devirde kapı öyle. Madem ki o zaman parlamenter sistem var. Babadan oğula geçme sistemleri var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Arkası güçlü olanlar her şey yapıyor. O zaman benim de param var. Benim de gücüm var. Ben de istediğim gibi yaptım yapacağımı. Bana öksüremez bile. Yan bile bakamaz. Çünkü ben duyduğum kelimeye dersi bırakır koşarım. Çok koşmuşluğum var dersin ortasında. Hocam senin için birisi şöyle söylüyor. Nerede bu? Kadıköy'de. Ulan Kadıköy'de onu ben nereden gidip bulacağım? Baba onu gider bulur orada. Dersi bırakır. Yüzlerce seyirci, yüzlerce talebeyi terk eder. Atlar gider onu orada bulur. Oradaki bütün talebeleri de kendisine yazar. O şahsın da işine son verdirir. Öyle bir yaşadım ben. Bir 34 senelere geçti. Hocam benim onlarla dövüşmeme gerek yok. En kralı karşıma çıkacak. Eğer bir tekme bir yumruk vurmadan onları yenmezsem namerdim. Sadece böyle duracağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Veya bir gardıma alabileceğim. Hepsi bu. Ne yapabilecekler? Ne yapacak yani? Ama ben onu elime alırsam çok şey yaparım. Ama onlar bir şey yapamazlar. Bir şey yapamazlar. Bildiklerimi, uyguladıklarımı, gördüklerimi, onlara yaptıklarımı anlatmaya kalksam belki de 5 saat sürer. Sürer. Peki hocam, bu Türkiye'deki Kung Fu'nun federasyonlaşma sürecinde biraz anlatır mısın buradaki çalışmaları? 1900 hocam 90-91'den itibaren ben de bizzat o çalışma içindeydim. Sizinle birlikteydik ama sizin ağzınızdan duymak tabii daha günler yaşadı. Detaylı olur. Kurulmadı mı federasyon? 99'da kuruldu. Değil 98-99 evet. Çocuklarımız resmiyete kavuştu. Lisanslarını aldılar. Yurt içi yurt dışı müsabaka yüzü gördüler. Bize altın, gümüş, bronz getirdiler. Bayrağımızı göğün yüzüne kaldırıp göndere çekip İstiklal Marşımızı defalarca dinlettiler. Hocam ben o federasyonlaşma sürecini, federasyon çalışmalarını sormak istiyorum. Yani federasyonlaşana kadar geçen süre, harcanan emekler, yaşananlar. Neler? Belki de sen de dahilsin buna. Sen de çok koşturdun bizimle birlikte veya diğer koşan arkadaşlarla. O delikanlıların, efendilerin en efendisi Cemal Çelik az mı koştu sizlerle birlikte Ankara'ya? Evet. Şey olsun, neydi çocuklar? Erdoğan Bekçi olsun, Ali Kalaycı olsun, sen ol, Cemal Çelik olsun. Ne kadar koştunuz, gittiniz, geldiniz. Ama ne oldu? Hep sonunda sıfır. Hocam şimdi günümüze geleceğiz de ben o dönemleri bir hem izleyicilerimize hatırlatmak hem de bir beraber karşılıklı sohbet içerisinde hatırlamak istiyorum. Çünkü o dönemki çalışmalar gerçekten olağanüstü ve insanüstü çalışmalardı. Bu noktada hocam yine bir hatıramı anlatmak isterim sizinle ilgili. Federasyon çalışmaları yapılırken Kaynarca'da Yılmaz Aydın'ın salonunda bütün ustalar toplandı. İşte evet. Az önce saydığım ustalar. Siz de oradasınız tabii. Çağırdılar yukarıya. Tartışma konusu şu, işte federasyon olacağız ama hangi branşta olacağız, hangi sistemde olacağız? İşte Cevat Alp Hoca diyor ki Kuşu'da olacağız. Yılmaz Aydın Hoca diyor ki farklı pencak silat diyor. Aziz Hoca Wushu diyor. Siz de Shaolin diyorsunuz. Israrla şimdi toplantı esnasında her 5 dakikada bir ayağa kalkıyorsunuz. Masaya yumruğunuzu böyle vuruyorsunuz.
kardeşim Shaolin'de olacak bu federasyon deyip oturuyorsunuz. Tabii o sizin jenerasyon hepiniz aynı şey düzeyinde olduğunuz için en sonunda Aziz Hoca, Aziz Köp hocamla da ben yan yana oturuyorum. Aziz Hoca patladı en sonunda. Önünde bir şöyle kalın bir su bardağı vardı. Su bardağına yumruğu bir koydu. Bardak parçalandı. Kalktı ayağa size karşı. Dedi ki ne Shaolin'i kardeşim dedi. Bu işi de olacak. Siz de ayağa kalktınız. Shaolin de olacak. Bir anda birbirinize gireceksiniz. Biz zorla araya girdik. Sizleri ayırdık. Sonra orada sözleştiniz. Dediniz ki siz dediniz. Bu iş burada bitmez. Seninle müsabaka yapacağız. Müsabakayı kim kazanırsa onun sisteminde federasyon olacak. Aziz Hoca da dedi ki yapmayan namerttir. Nerede yapıyoruz? Buradan giderken Boğaz Köprüsü'nü de durduracağız arabaları. Boğaz Köprüsü'nün üzerinde yapacağız. Şimdi böyle tartışmalar ışığında bir federasyonlaşma süreci oldu ve sizin ve diğer hocaların çok büyük emekleri oldu. Bu süreçle ilgili anlatmak istediğiniz bir şeyler var mı? Çok verimli olduğumuz, çok aktif olduğumuz, fazla kalabalık, muhteşem potansiyele sahip olduğumuz dönemlere denk geldi. İstiyorduk ki, kafamızda olan şuydu. Çocuklar bu kadar güzel antrenmanları, bu kadar güzel geldikleri yer belgesiz kalmasın. Devlet bunları tanısın. Zaten her zaman söylemişimdir. Bu çocuklar federasyona kavuşsunlar. Türkiye'de bu sporu yapan herkesi içeriye alsınlar. Bizi de dışarıya atsınlar. Tek temennimiz buydu. Bizim çünkü federasyonun bize verebileceği hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ama bu çocukların ihtiyacı var. Bir belgeye, bir diplomaya, bir kişilik tespiti için kimlik kartına, bir lisansa ve resmi maça ihtiyaçları var yurt içinde, yurt dışında. Madalyaya ihtiyacımız var. Altın, gümüş, bronz, bayrağı kaldırmaya, istiklal maçını çaldırmaya niyetimiz var. Ama önümüz hep kesiliyordu. Çünkü o zamanlarda zaten bir federasyon vardı. Judo, karate, tekvando üçüne birden bakan muhtelif şahıslar vardı. Ne zaman gitsek arzumuzu, dileğimizi yerine dileğimizi sunsak bizi hiçe sayıp kapı dışarıya etmektedirlerdi o zamanlar. Peki hocam bir şey soracağım. Bu sizle ilgili çok büyük bir efsane. Bunu ilk defa soracağım size. Sizin de ağzınızdan cevabını dinlemek istiyorum. Bu Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Semra Özal hanımefendinin katkılarıyla Kung Fu Federasyonu tam böyle bir kurulma aşamasına geliyor. Ve siz İstanbul'dan yine bu büyük hocalarla birlikte dönemin spor bakanıyla görüşmeye gidiyorsunuz. Görüşmeye içeri giriyorsunuz. Görüşme devam ederken bu hep söylenen bir şeydir. Bunu ilk defa size soruyorum seyircilerimizin önünde. Siz bir anda çıldırıyorsunuz. Ayağa kalkıyorsunuz. Öyle diyorlar bize de. Böyle anlatılıyor. Diyorsunuz ki kardeşim bize ne federasyonu? Bize federasyon falan vermeyin. Federasyon vereceğiniz adam ben miyim? En başta ben zaten deliyim. Bunlar da böyle. Bize federasyon vermeyin diyorsunuz. Spor Bakanı da hepinizi oradan çıkartıyor ve federasyon kurulması bir 5 sene gecikiyor. Bu doğru mu böyle bir efsane var? Özal Hanım, Turgut Özal'ın eşi hanımefendi öyle bir katkıda yardımda bulundu. Fakat bu konuşmalar abartılı konuşma. Biz ki o dönemde federasyon olma çabaları için her şeyi feda etmekteyken böyle bir şeyi söylemem mümkün değil. Zaten mümkün olsa bile bana yakışmaz. Öyle davranmam mümkün. Ama öbür taraftan da baktığın zaman zaten ben Türkiye genelinde tek başıma federasyonum. Ya o kadar gücümüz var, o kadar salonumuz var. Ya on binlerce kişi ama bu çocukları yurt dışına götürüp getirmekte aciz kalmıyorduk. Biz de götürüp getiriyorduk ama bunu devlet yapsa daha iyi olur diyerek düşünerek federasyonculuk olsun çocuklar her şeye kavuşsunlar diye çok uğraştık. Daha ki bizden daha fazla uğraşanların başardığı gibi. Mesela Cemal Hoca yanına kim aldıysa aldı ama çok uğraştı. Bu burada çok zaman harcadı, çok para harcadı, çok yoruldu ama başardı. Peki hocam şimdi bugün birçok isim diyor ki Cemal Çelik kim diyor yani biz kurduk diyor federasyon diyenler var. Hayat böyle. Cemal olmasaydı hepsi sokaklardaydı. Bak şimdi ya fabrikada işçi olacaklardı ya fabrikada kapıcı olacaklardı veya süpürgeyi alıp elde sokakları süpüreceklerdi.
Kim oluyorlar ki? Baksana şimdi. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe, beşinci kademe oluyorlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncıdan oluyorlar. Devlet onlara maaş veriyor. Gidip ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede ders veriyorsun, maaş alıyorsun. Nerelerde ders vermeyip de para almıyorsun. Sana bunu sağlayan Cemal Çelik'in ta kendisidir. Her kim ne kadar yardım ederse etsin, bu payda Cemal'in %70'den çok daha fazla hakkı var. Onun teri vardır. Ama o inkarcı mı yaşar? Düşünsene, babasını inkar eden ne çocuklar var Türkiye Cumhuriyeti'nde? Peygamberi bile inkar edenler var. Cemal'i mi inkar etmeyecekler? Peki ne hocam. Cemal onlara ne yaptı? Oyuncaklarını mı aldı? Ekmeklerini mi elinden aldı? Ne yaptı size? Hayırdan başka, güzellikten başka, insanlıktan başka, yardımdan başka Cemal'in elinden bir şey çıkmaz. Daha ağzından ulan duyamadığınız tek delikanlı. Peki hocam, federasyon olduktan sonra o beklediğiniz hayaller, o iyi niyetli şeyler gerçekleşti mi? Hocam 7 yıl doğru gittik, çalıştık. Hiç kimseyi mahzun etmedik. Hakemlerimizi kendi paramızla otellerde yatırdık, yol paralarını verdik, yemeklerini verdik, harcayalarını koyduk. Düşünsene bir kere, maçı kaybetmiş adama para veriyorsun, maçı kazanmış olana da para veriyorsun. Hiç kimseden 1 lira talebimiz olmadı. Ödenekler daire başkanlığının bize vermiş olduğu, çıkartmış olduğu o zaman o dönemin miktarıyla yurt dışı maçlarımızı yapıyorduk. Hatta artanlarla da zaten şu gün 1 numaralı ustalara bile 500 dolar, 1500 dolar verdiğimiz çok ustalar var. Hadi sen de geri kalma, sen de bu takımla gidiver diye ücretini ödediğimiz onlarca usta var. Adını sen daha iyi biliyorsun. Belki senin de kulağına gelmiştir ama burada isim zikretmeme gerek yok. Onlar kendilerini biliyor. Kim verdi onların parasını? Cemal Çelik ödedi. Adam gibi. Nereden buldu getirdi ödedi. İsim mi sayayım buraya? Evet. 2007'den sonra kaderimiz değişti. 2005'ten 2007'den sonra. Özerk olduktan sonra yani değil mi? Değişti. Bizi kurtaracak diye bir şahıs geldi. Ama şahıs bizden değil. Başka bir türlü şahıs. Ne anlatmakla biter, ne söylemekle biter. Maskeli baladayız. Ama o şahsın bir tane fikri var. Onun zihninde şu. Zihniyetler Haçlı. Oyunların tamamı ise Bizans. Tam bir Bizans gibi oynuyor. Nerede var ufacık yavrular? Kanı emilecek, onları yanına alıyor. İşe yarayacak adamlar da sokakta. Bütün ustalar iyi, eli ayağı düzgün, bu gençte hizmet verilecek herkes diplomaları olmalarına rağmen sokakta bütün ezilecekler, sırtından vurulacaklar da beyefendinin yanında. Şimdi zaten değerli hocam, ben bunu sürekli her programda da gündeme getiriyorum. Şu anki yönetimin tabii birçok belki eleştirilecek tabii faydalı işleri de var. Yani yapmış olduğu bir sürü faydalı. Hangi faydalı var hocam? Ben 5. kademe 10.dan antrenör değilim ki. Ama ona etrafına bak. 5. kademe 10.dan. 5. kademe 10.dan. Neredeyse herif 5. kademe 20.dan olacak. Hanımına bak. 5. kademe 35.dan. Nereden geliyor ya? Nasıl oluyor bu iş? Burada benim çok üzerinde durduğum bir hassas olduğum bir nokta var hocam. İşte sizin gibi bu işe gerçekten emek vermiş. Bu işe... Birinci kuşağı bu işin Türkiye'de yerleşmesi için belki de zamanını hayatından birçok fedakarlıklar yapmış olan isimlerin bugünkü yeni jenerasyon tarafından tanınmaması ve bugünkü yönetimlerin sizin gibi isimleri takdir ve onure etmemesi. Mesela ben daha önceki yayınlarımda da söyledim. Diyelim ki Enver Beygova bilmem ne şampiyonası demenizde ne eksiklik olur sizin için. Enver Beygova veya Aziz Köp veya Cevat Ak veya Yalın Aydın hiç fark etmez. Bu işin babasıdır kardeşim. Türkiye'de bu işin ilkleridir. Siyah elbise için çok büyük mücadele vermişlerdir ve bu insanların tarih boyunca unutulmaması gerekir. Kung Fu tarihinin sayfalarına altın harflerle yazılması gerekir. Ama giriyorsunuz bugün resmi Wushu'nun internet sitesinde Türkiye'deki Wushu veya Kung Fu tarihine bakıyorsunuz. Sanki 2005 yılından önce hiçbir faaliyet, hiçbir şey yok. Enver Beygova yaşamamış, Ayhan Kısure yaşamamış, hiçbir Kung Fucu yaşamamış. 2005'te Kung Fu başlamış.
Yani bu nasıl bir ahde vefasızlıktır? Beyefendinin kumpusu. Yani şimdi nasıl konuşayım, nasıl anlatayım? Biz bu adamdan kurtuluş şansımız yok mu? Birileri yani hocam, hocam bu sadece vuşu için geçerli değil yani. Bu karatede de aynı, tekvandoda da aynı. Yani şöyle bir hastalık var. Onlar başlarının çaresine bakarlar. Onlar bir sürü badire atlattılar. Biz yani bu badire... Şöyle bir hastalık var hocam. Türkiye'de şöyle bir hastalık var. Geçmişe takdir ve onuru etmeme, orayı yok sayma, her şeyi kendine mal etme gibi bir hastalık var. Bu var. Bana göre bütün mücadele sporlarının her branşında var bu. Şimdi karate, tekvando, judo, diğer branşlar daha evvel bu türlü kazanlardan çıktılar. Birçok badire atlattılar. Sistemlerini raylara oturttular. Ama yine de bir kazanları kaynıyor. Ama bizim kazan başka. Bize getirip başımıza bir tane başkan koydular. Kurtulabiliyorsan. Kaç yüz sene yaşayacağız ya? Aynı surat, aynı davranış, aynı soygun, aynı vurgun. Beşer altışer bin lira çocuklarımız para ödüyorlar. Dünya Avrupa Şampiyonası'na gidiyorlar. Ne maça girebiliyorlar, ne paralarını geri alabiliyorlar. Bu nasıl tokattır ya? Evet. Sen bir başkansın. Bu çocuk kaç defa Türkiye'de birinci olacak ki? Sen onu götüreceksin. 15 defa birinci olsa bile götüremezsin. Milli takımı bile çağırmıyorsun. Kimi çağırıyorsun? Kimi çağırıyorsun? Sana lazım olanı çağırıyorsun. Kullandığın adamlar benim adamlarım. Kullanmadın mı? Murat Eri kullanıyorsun, İrfan Deri'yi kullanıyorsun, onu kullanıyorsun. Kimi kullanırsan kullan. Benim alın terimi kullanıyorsun. Benim alın terim onlar. Ben icat ettim onları. Ben doğurdum, ben büyüttüm. Benim emeğim var. Senin ne emeğin var? Birileri onu gelip bize monte etti. Başkanımız bu dedi. Buna biat edeceksiniz. Niye ona biat edeceğim ki? Abdurrahman Akgüs kim? Başkan kim? Onun yardımcısı kim? Bana ne? Seçerek ben mi seçtim onu? Hocam tahminen ne kadar öğrenci yetiştirmişsinizdir? Hocam bu resmi kayıtlara bakmamıza gerek yok. Defterlerimden yola çıkarsam ben tek başıma tek başıma kuruluş olarak diğer yandaş ve bana bağlı okullarla birlikte 130 binin çok üzerinde olduğuna inanıyorum hocam. Çünkü 417 tane okul açtım, kapattım veya da idare etmiş oldum. Çok uzun zaman geçti. Yani bu bir 35 yıl zamanımı aldı bu işler. Mesela şöyle hocam, hemen ilk aklına gelen bugün de hepimizin tanıdığı öğrencilerini şöyle birkaç tanesini sayar mısın? İsim yapmış mı? Şampiyon olmuş mu? O olabilir. İsim yapmış, yönetimde olan. Bir talebemiz var. Coşkun Sakar var, şey var, Yılmaz Ali Tekin var, Özcan Çakmakçı var. Çok var. Çok var da hangisinden başlayalım? Yani sokak içinde, içerisi içinde yetiştirilmiş bir sürü adamlarımız var. Ama devlet dairelerinde yüksek yerlerde, çok güzel yerlerde olan talebelerim de var. Çoğu hukuk mezunu, ilahiyat mezunu çocuklar da var. Çünkü ben bunu niye soruyorum hocam biliyor musun? Şimdi sen bahsettin ya işte Ali Kamberoğlu var 1978'de Yalova'da da iki okulum vardı. Karamürsel'de, Bursa'da hatırlayamadım birçok yerde. Silivri'de Klas Spor Okulu diye vardı. Burada Koca Mustafa Paşa'da Altınay Spor Merkezi kulübü. Nerelerde çalışmıştım ben bile unutmuşum. Bugün karate'de, tekvando'da, kungfu'da ne kadar harbi hakemimiz var. Ne kadar dandiktir, ne kadar harbidir hepsini ben bilirim. O nedenle sen alın teriyle geldin. Seninki yapıldı. Onları da bilirim. Hepsini bilirim. Ama şeyi de bilirim. Böyle 10. kademe, 10. dan, 10. kademe, 5. dan, 5. kademe, 7. dan. Ne oluyor ya? Nereye gidiyoruz? Bir kadıncağıza bakıyorum. Kuyumcu dükkanı gibi. Bir bakıyorum. 5. kademe. Allah Allah. Bana birisi 5. kademe dediğin zaman ben iki araba boyundan gardımı alırım. 5. kademe. Oradan uçarak gelecek bir şey yapacaktır bana mutlaka. 5. kademe. Hocam senin şu anki Wushu Federasyonu'ndaki şeyin ne? Kademen, derecen nedir? 2. Ama imtihanların hiçbir tanesine tenezzül ederek gitmedim. Bana vermeseler de olur. Onların kademesine hiç ihtiyacım yok. Zaten
Allah ondan binlerce kere razı olsun. Allah ona uzun ömürler versin. İbrahim Öztek birçok evrak vermesine rağmen ben çantayla birlikte Avrupa'ya, İngiltere'ye gidecek çocukların arasına fırlattım, attım evraklara. Benim ellerim var dedim. Bunlara ihtiyacımız yok dedim başkanım. O beni çok severdi. Ben de onu çok seviyorum. Allah ondan defalarca razı olsun. Hiçbir evrak, ne dam, ne dun, ne kademe, hiçbir şey. Herkesin gözünde protokolde yırttım. Cemal çıldırdı. Yart yurt. Hepsine. Federasyon olduğu zaman. Evet. Neler? Başkan kimlere mazbata dağıtıyor ya. Mazbata dağıtıyor, evet. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Şeyde şimdiki, neydi o tesisin ismi? Bir tek bana karateli çocuk oldu ya. Haldun Alagaş. Haldun Alagaş'ta mı yaptık onu bilmiyorum. Orada bir yerde mazbata dağıtıyor. 500 kişi var. Sokaktaki adam da mazbata almaya geliyor. Ben de ahkam kesiyorum. Başkanım, bu adam şu donun babası. Buna veremezsin. Başkan cübeci ya. Verdik. Verildi. Herkese veriyorduk. Ama şöyle bir detay vardı değil mi hocam? Yani İbrahim Öztek başkan döneminde İbrahim Öztek bu işin sizler gibi temel taşlarına gerekli saygıyı, gerekli ilgiyi, bütün istişareleri sizinle yapardı ve sizi de hak ettiğiniz şekilde onur ederdi. Sen keşke görmüş olsaydın. Boylu poslu, yağı simsiyah saçlı aslanlar gibi hocanın, İbrahim Öztürk'ün judo dersinde Salih Suvar, Mehmet Suvar, Gürbüz Tansever hocanın zamanında çalışmalarını görsen herkesin sırtında 5 kilo ter var. Terler oradan çıkar, ayak topuklarından damlardı. Her saçtan bir saçla damlardı. Çalışma oydu. Öyle çalışılıyordu. Öyle çalışılıyordu. Öyle. Peki değerli hocam bundan sonraki işte olimpiyatlar ertelendi, seçimler ertelendi. Bundan sonraki süreci nasıl görüyorsun hocam? Birçok tartışma var. Bizi kurtaracak bir süreç var. Ya mini bir seçim yapılır, ya bize bir atama yapılır, ya da seçime girip bu seçimi kazanmak mecburiyetindeyiz. Bu seçimi kazanamazsak çocuklarımız bitti, tükendi zaten. Ne güzel bak, kickbox. Allah razı olsun kimi idare ediyorsa. Çocuklar takır takır antrenmanları yapıyorlar. Maçlara 70-80 kişi gidiyorlar. 15-25 kişi gidiyorlar. Devlet karşılarını veriyor. Kazanırlarsa ödüllerini veriyor. Şuraya gidiyorlar. Hangi bıraksa gidersen git. Bizde yurt içine de gitmek yasak. Yurt içine de gitmek yasak. Neden yasak? Bir adam var. Her şeye mani. Kendini Kral Mark zannediyor. Nesin abi sen? Baş kesip yol kesen misin? Kurtarın bizi bu adamdan. Allah'ın kitabını seven kim varsa bu ülkede bizi bu aptal ama ak yüzden kurtarsın. Ya Rabbi ya Resulallah nedir ya? Tatemileri unuttuk. Ringleri unuttuk. Salonları unuttuk. Maçları unuttuk. Gençleri unuttuk. Antrenmanları unuttuk. Hocam ne maniniz var ki şampiyonalar yapılıyor, antrenmanlar devam ediyor. Kendisine özgü yerlerde, kendisine özgü şekillerde maçlar yapıyor. Neden getirip de İstanbul'un Göbeğinde maç yapmıyor? Kaç yüz tane maç yaptı? Neden İstanbul'da yapmıyor? Niye Bursa'ya çekmiyor? Edirne'ye niye almıyor? Ne var Antalya'da soygundan başka? Ne var Sakarya'da bilmem neden başka? Yok mu Türkiye'de başka? Trabzon'a niye çekmiyor? Peki hocam şu anda sen faal olarak yine antrenörlük yapıyor musun? Nerede? Faal olarak antrenörlük yapıyor musun? Cemal'le birlikte gözüküyoruz. Ben kendi antrenmanlarımı zaten haftada 2-3 gün yapıyorum. Ama şey yok, elimizde çocuklarımız yok. Salonlar kapalı, bazı statlı şeylerimiz, antrenman yaptığımız yerler tadilat görmekte. Mesela Olimpik Spor Merkezi pek canlı değil. Cincin Deresi'ndeki de canlı değil. Hakkı Başar biraz yorgun bir tamirat görüyor. Karşı tarafta Burhan Pelek kapalı. İşte Bağlarbaşı kapalı. Toz Koparan kapalı. Güngören kapalı. Peki hocam bu eski yetiştirdiğin öğrencilerle bir araya gelip böyle nostalji antrenmanları yapıyor musunuz? 10 günde bir, 15 günde bir havaya bakıyoruz. Havanın durumuna göre 15-25 kişilik sohbet, ufak tefek antrenmanlar. Onların tayin ettiği yerlerde, bizim tayin ettiğimiz yerde hem yemek yiyip hoşbet
hoş beş sohbetimizi yapıp ufak tefek bir antrenmanlar yapıp eski günleri yad ediyoruz. Hiç boş değiliz. Eyvallah hocam, eyvallah. Al şimdi ne yapacağız abi? Kaç yüz tane bizim, sorsan Ali Kamberoğlu'na, kaç tane okulumuz var bizim? Kaç tane kulübümüz var? Sor abi. Bu kadar okulumuz var. Daha ne kadar okullarımız var? Neden biz doğru dürüst bir seçim yapıp da iş başına gelemiyoruz? Bir kişi mi yapacak bunu? Değerli hocam, bakıyorum süreye. Bir saati doldurmuşuz. Öncelikli olarak başta sen olmak üzere diğer bu kung fu sporuna emek vermiş, bu işin temel taşı olmuş olan siz değerli hocalarımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Allah size olmasanız sizler de olmayız. Sen az mı koşturdun? Hasan Ali az mı koşturdu? Cemal İçelik az mı koşturdu? Aziz Köp az mı koşturdu? Cemal Hoca az mı koşturdu? Herkes koştu. Yılmaz Aydın Hoca az mı koşturdu? Az mı? Herkes koşturuyor. Kendi gücünde, kendi gücü kuvvetinde, kendi zekasına göre koşturuyor. Boş yok. Ama nereye doğru koşuyoruz? Adamın birine doğru mu koşuyoruz yoksa? Adamın biri. Monte edilmiş bir adam. Ne güzel. Ben başkanım. Seni oradan koruyorlar. Perde arkasına geçiyorsun. Kendi yerine bunu koyuyorsun. Sonra sıra sana geliyor. Onu perde arkasına geçiyorsun. Sahneye sen çıkıyorsun. Sonra tekrar oraya geliyor. Sonra tekrar sen gidiyorsun. Tekrar geliyorsun. Ulan Süleyman Demirel'i de geçtin ya. Allah Allah. Bir zamanlar Londra'da ne gazetesiydi? Unuttum ismini de. Günlük Deli Gazetesi'nde bir yorum okumuştum. Rusya'nın İzvestiya Gazetesi'nden yorum. Türkçe'ye çevrilmiş şeklinde okuyorum. Türkiye'de ölen herkesi tahtadan tabuta koyar, toprağın da iki metre dibine gömerler. Türkiye'de Süleyman Demirel'i çelikten tabuta koyup toprağın 8 metre dibine gömdüler. Ama o yine çıkmayı başardı. Şekil ağda gösterdiği gibi. Eyvallah hocam. Tabii hocam, yani bu sonuçta federasyon yönetimine karşı olanlar da var. Yanında hocam, bizim olanlar da var. Yok mu? Bir şey söyleyeceğim. Senin aracınla ve kanalınla benim istediğim ve bana tabi olanlar, bana tabi olmayanların bizi bir yere toplasınlar. Şöyle bir yere toplasın. Çıksın Cumhurbaşkanımız veyahut da yetkili birisi veyahut da Spor Bakanı bize tek soru sorsun. Nedir sizi mutlu edecek? Ya hak etmiyor muyuz biz bir tek kelimeyi? Nedir bizi mutlu edecek? Biz karşımızda pırıl pırıl bir gençlik bizi madalyaya boğacak. İstiklal Marşımızı sık sık okutup bayrağı göndere çekecek. Biz bu branşlarda dünyada ilk üçteyiz. Hatırlamıyor musunuz? Karate Dünya Şampiyonası'nda Türk milli takımı Tokyo'da Dünya Takımlar Karate Müsabakası'nda ne yaptı? Birinci olmadılar mı? Evet. Olmadılar mı? Oldular. Japonya'nın göbeğinde tüm Japon milli takımını yenerek Türk milli takımı, karate milli takımı birinci olmadı mı kardeşim? Oldu. Tekvando kendini senelerdir bütün dünyaya tanıtmıyor mu? Nereye gitse dereceleri alıyor. 1-2-3, 1-2-3 gidiyor. Dördüncülüğü yaşadılar mı? Yok. Peki biz? Hiç dördüncülüğü yaşadık mı? Biz de birincilik, ikincilik, üçüncülük arasında gidip geliyoruz. Branşımızda iyiyiz. Avrupa'nın tamamı bizden çekiniyor. Avrupa'da hiçbir ülke bizden maç alamaz. Bizi zorlayacak kim olabilir? Ruslar zorlar, İranlılar zorlar. Çinliler de biraz zorlar. Ama biz hepsine geçeriz. Biz iddialıyız ve hazırız. Bir yetkili çıksın. Ne istiyorsunuz? Biz düzenli bir yönetim istiyoruz. Çalmayacak, çırpmayacak, talebesini ve halkını soyup soğuna çevirmeyecek bir başkan istiyoruz. Allah korkusuyla yaşayan bir adam istiyoruz. Verdiği direktifleri doğru dürüst verecek, biz de uygulayacağız. Çocuklarımız çok güzel dersler yapacaklar, çok güzel hediyeler getirecekler bize. Neden böyle güzellikler istenmiyorduk da hep saklanmaç gibi oynuyoruz? Ya 80 tane ilimiz var. Sadece iki ilde maç yapılıyor. Sakarya, Antalya. Antalya, Sakarya. Antalya, Sakarya. Rize'de yap ya. Kastamonu'da yap bir kere. Gel İstanbul'da yap. Bu çok önemli bir tespit hocam. Bak bu çok önemli bir tespit.
Sakarya'da ne var abi Sakarya'da? Sakarya'da ne var abi? Ne var? Ataların mı orada? Babaların mı orada? Seni orada kim destekliyor? Kim arkanda? Antalya'da ne var abi? Otel parası, maç parası, yatma parası, kazandın diye para, yattın diye para, su içtin diye para, git para, gel para. Bundan daha büyük soygun mu olur? Kimi soyuyorsun? Zavallı bir sporcuyu. Zavallı bir sporcu. Evet. Ne yapmaya çalışıyor çocuk? Bir branşı öğrenmeye, o branşta bir yere gelmeye çalışıyor. Rüştünü ispat etmeye çalışıyor. Ve sen ona soygun planı yapıyorsun. Hiç unutmam, bir gün derste tam 235 kişi var Ayhan Hoca. 235 kişi derse geç, çarşamba akşamı. Ben genellikle ayın 1 ile 7'si arasında para toplarım. Diğer günler zaten para benim, nasılsa bana gelecek o para. Gelen para veriyor, giden para. Dedim ki şimdi herkes içeri girecek. Bu para benim param. Nasıl olsa çıkarken de verirsiniz, yarın da verirsiniz. Ama ders saati geçiyor. Tam 8.30'a 5 dakika var. Ders benim için önemli. Ama para o kadar önemli değil. Parayı ben nasıl olsa alırım, nasıl olsa kazanırım. O benim alın derim, hakkım. O kadar paracı olma. Spor yapıyorsun. Allah senin rızkını verir. Sen 300'te o yüce bakan sana 5-10 verir. Ben sesleniyorum. Spor bakanı olacak yetkili şahıs. Allah ona da hayırlı ömürler versin, hayırlı vazifeler nasip etsin. Ama bize sahip çıksın, bizi bir görsün. Biz bu adamı istemiyoruz. Çok fazla kalabalıkız bizim. Yüzlerce resmi kulübümüz var. O binlerce birinci kademe, binlerce ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe, beşinci kademe antrenörlerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sahibi ne çocuklarımız var. Bu spora aşık olmuş, senelerini feda etmiş ne çocuklarımız var. Ne birincilik, ikincilik, üçüncülük Avrupa'dan, dünyadan getirmiş ne çocuklarımız var. Hepsi sokaktalar. Peki hocam, şimdi yani ben aslında programı kapatmak istiyordum da şu söylediklerin arkasından bir şey daha sormak istiyorum sana. Şimdi evet, sen bak burada bizim ekranlarımız aracılığıyla çıktın, dedin ki ben kardeşim şu anda bu şu federasyonla muhalifim, gitmesini istiyorum. Açıkça duygularını ifade ettin. Çok rahat bir şekilde, samimi bir şekilde. Evet. Zaten samimi insanlar hiçbir zaman korkmayacaksın. Peki bu Wushu camiasında, bu camianın içerisinde senin dediğin gibi yüzlerce, binlerce antrenör ve sporcu var. Ve bunların, biz biliyoruz ki, sen de biliyorsun ki, sen bunları bildiğin için bu kadar rahat konuşuyorsun. Şu anki yönetime muhalif, Abdurrahman Akyüz'ün gitmesini isteyen bir sürü antrenör var. Peki bunların hiç bir tanesi ortaya çıkıp da bizim de düşüncemiz bu, evet biz de gitmesini istiyoruz, veya şimdi şu program yayınlanacak, bak göreceksin, biz bunu sosyal medyada yayınlayacağız, senin programının altına, senin bu düşüncelerini beğenme butonuna dahi tıklayamayacak antrenörler var. Böyle pusuya yatmışlar, bekliyorlar. Acaba ne olacak? Peki bunlar için ne söyleyeceksin? Böyle zihniyette olan bir camianın başındaki adam da şunu düşünüyor doğal olarak. Diyor ki bir iki kişi çıkıyor benim aleyhimde konuşuyor ve kalan camia benden memnun. Niye gideyim ki? Diyor ve bana göre de haklı demekte. Onun ayağı öyle değil. Onun o şahsın zihniyeti haçlı. Oyunları ise tamamen Bizans. Hayır, ben şeyden bahsediyorum hocam. Yani evet. Camia neden tepkisini ortaya koymaz? Kişiden başka. Bak şimdi şu Abdurrahman Akyüz başkana karşı demokratik hakkını kullanıp muhalif olduğunu söyleyen, bak sayacağım sana, sayacağım. Mustafa Gürbüz ve ben ilk programları biz başlattık. Peşinden Hasan Ali Keskin katıldı bize. Cevat Alp Hoca çıktı. Eyüp İldem denilen bir arkadaşımız çıktı. Cemal Çelik çıktı. Sen çıktın. 6 kişi. Bu kadar. Nerede altı bu camia? 6 kişi Türkiye'ye bedeliz. Türkiye'de yaşayan herkesin abisiyiz ve hocasıyız biz. Peki nerede bizi destekleyen diğer arkadaşlar, hocalar nerede? Hocam hepsi var. Var. Bak bizde kulüp çok. Delegemiz çok. Biz seçimle kazanmak istiyoruz. Bu mini seçim olur, atama olur veya genel. Bu üçünden birisi olması şart. Bu adamla çalışamayız. Bu adam zaten bizi görmek istemiyor. Çünkü verimli olduğumuz için neyin yanlış, neyin doğru olduğunu anında tespit edecek zekamız ve gözümüz var. Ona böyle adam lazım değil. Ona sadece yağcı olacak, yalak olacak, peki efendim, peki efendim diyecek adam lazım.
Hocam ben hocam ben de şunu soruyorum sana. Sen anlamadın sorumu. Biz de birlikte hareket edecek. Nerede camia nerede? Adamlar bir sosyal paylaşımdaki bir beğenme butonunu dahi tıklamaya korkuyor. Diyor ki Abdurrahman Akyüz görür, bana kızar, laf söyler veya benim önümü keser. Bizim kendi gücümüz var. Herkes oruçacak gücümüz var bizim. Onlarda ne varsa bizde de bir fazlası vardır. O zaman sen ön ayak ol, şey yap. Taraftar toplayalım hep beraber. Cemal Selim, Cem, ben hepimiz toplayalım. Bakalım kaç kişiyiz? Onlar kaç kişi? Kulüp toplayalım. Kulüp bazında toplayalım. Ortaya çıkabilecek mi o kulüpler? Cesaretleri var mı? Çıkacak. Delikanlıysa çıkacaklar. Çıkacaklar hocam. Ne çıkacaklar? Bir şahstan bu kadar korkarsan ölünceye kadar böyle gidersin. Avrupa'yı bir de şeyi göremezsin. Ne olimpik? Olimpiyata nasıl gideceksin? Avrupa şampiyonasına nasıl gideceksin? Şu anda gitme imkanımız zaten yok. Dışlanmışız hocam. Kimin yüzünden gidemiyoruz? Benim yüzümden gidemiyorsunuz. Başkanınızın yüzünden gidemiyorsunuz. O getirdi bu hale bu federasyonu. O düzeltemez bu federasyonu. O federasyonu düzeltecek yetkili birimler, kişiler, şahıslar, erdemli insanlar bizim elimizde ve etrafımızda mevcutturlar. Yalnız nedir ki terbiyeleşmek istemiyorlar. Yani ayak uydurmuyorlar. Aynı seviyeye düşmek istemiyorlar. Hepsi bu. Eyvallah hocam. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu konularla alakalı biz programımızda kaç çalışıyorsun? Kaç senedir sen de hizmet ediyorsun? Neden yüzün gülmüyor senin? Neden bizimki gülmüyor? Neden çocuklarımızın yüzü gülmüyor? Cemal Çelik adam başından geçirmedi, ameliyat kalmadı ama yine sahnede. Yine çocukların peşinde onları madalya toplamak için hayatında her şeyi yapıyor. En son gene 4-5 tane çocuğuna 6'şer milyar lira buldu. Şampiyonaya gönderdi. Ne oldu çocuklar? Çocuklara ne oldu? Paraya ne oldu? Neredeler? Kendi cebinden paralarla gittiler değil mi milli takıma? Tabii herkes. Ben milli takımı kazanacağım. Kampa gideceğim. Avrupa'ya da giderken kendi cebimden 5 milyar 6 milyar vereceğim. Böyle bir şey var mı Cumhuriyet Türkiye'sinde? Böyle bir federasyon mu var? Yok. Yok. Olmaması lazım. Evet. Değerli hocam biz tabii şimdi bizim adımız da şahsen benim ve programın adı da sanki Abdurrahman Akyüz karşıtı yönetimin karşıtı gibi algılanıyor. Benim kaybedecek kazanacak hiçbir şeyim yok. Eyvallah. İspatı peşinde. Yeter. Yaptın yapacağına kadar çekil kenara. Birileri bizi alsın, uçursun, götürsün. Dünya şampiyonasına götürsün. Evet, evet. Fakat biz öyle algılanıyoruz. Hatta geçen şöyle bir şey yaşadık hocam. Vuruşlu karate ile ilgili program yaptık. Biliyorsun bu vuruşlu karate'nin belirli branşları da Vuruşlu Federasyonu'nun altında. Oradaki hocalara söz hakkı vermek istedik. Kabul etmediler. Sonra yapmış olduğumuz programlara cevap vereceklermiş. Ama Abdurrahman Akyüz beni ve bizim kanalımızı yaptığı için, yasakladığı için o arkadaşlar bizim kanalımıza çıkmaya cesaret edemiyorlar. Şahıslara yasaklıyor bu kanalı. Türkiye'nin önüne yasaklıyor. Ben buradan şu çağrımı tekrar yapmak istiyorum. Sonuçta biz bireysel gazetecilik yapıyoruz. Son Samuray ekranları her türlü görüşe açıktır. Her türlü kendisine söz hakkı düştüğüne inanan ve bizi arayacak özellikle şimdi bugünkü konumuz yine Vuruşlu Federasyonu ve Vuruşlu Federasyonu ve yönetimi oldu. Eğer burada Enver hocamızın iddialarına cevap vermek isterlerse yine Son Samuray ekranları kendilerine açık. Bu çağrıyı da tekrar buradan yapalım. Programın ismi Son Samuray mı? Evet hocam. Hangi kanalda çıkıyor? YouTube üzerinden hocam. YouTube üzerinden Son Samuray. Unutma. Son Samuray. Hocam ben sana listeliyim. Dünya tatlısı bak. Güzeller güzeli. Bir kardeşim var. Nasıl biliyor musun? Uzun yıllar arayıp da bulamayacağımız dürüstlükte namuslu, şerefli, çalışkan, alın terine sahip bir delikanlı var. Bir şey. Araba tamirciliği yapar. İyi bir talebedir. Motor tamiri, araba tamiri, kaporta tamircisi. İnşallah bugün yolumuz düştüğü zaman
En ucuz şekilde yaparız. İnşallah. Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Gündeme getirdiğin için teşekkür ederim. Beni hatırladığın için teşekkür ederim. Hepsinden ziyade sporu ve kung fu'yu, bu branşı, bu güzel branşı hatırladığın için teşekkür ederim. Seyircilerimize de teşekkür ederim. İlgililerimize de teşekkür ederim. Hepsine teşekkür ederim. Ama bir de ufak mesajım var. Yetkililer, lütfen bu konuşmamızı duyun. Bize sahip çıkın ve bize layık olan bir federasyon ve başkanına kavuşturmanızı sizden rica ediyorum özellikle. Bırakın biz de antrenman yapalım artık. Biz de çocuk tekrar yetiştirip yurt dışına gönderelim. Önümüze taş koymasınlar, set koymasınlar. Bizden para istemesinler. Bizi soymaya kalkmasınlar. Bizi idare eden yukarıdaki halktan oy almış güzel abilerimiz ve yetkililerimiz. Size sesleniyorum. Duyun bu sesi. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli Son Samuray izleyenleri, bugünkü konuğumuz Türk Kung Fu'sunun efsane, yaşayan efsane isimlerinden birisi. Ben onun dan kademesinden falan hiç bahsetmek istemiyorum. Bence bu tip isimlere işte şu dandaydı demek dahi doğru bir tabir değil. Bu isimler Türkiye'de bu sporları bugün yapan jenerasyonun bu sporlar üzerinden ekmek yiyen değerli hocalarımızın, değerli sporcularımızın temel taşıdır. Bu sporların Türkiye'de saç ayağıdır. Allah onlara çok uzun ömürler ihsan etsin. Ve biz Son Samuray olarak bu isimlerin hepsini branş fark etmeksizin tek tek inşallah nasip olursa kanalımızda çıkaracağız. Bir geleceğe bir hoş sada bırakacağız. Şu anki bu sporu yapan insanlara bu sporun gerçek emektarlarını tanıtmak bizim asli vazifemiz. Ben öyle görüyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir programda tekrar birlikte olmak üzere sizleri sporculuk selamıyla selamlıyorum.